Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyada bedenimizle ilgili hususlarda Rahman, deruni olan halimizle ilgili olarak da Rahim olan Allah'ın adıyla. Kent, medeniyet ve şehir üzerine az önce de ifade edildiği gibi iki ayrı tanım, iki ayrı tarif üzerinden hareketle bir paradigma oluşturmaya çalışıyoruz epeyden beri. Ve bu tanımı da Emrullah Hamdi'nin şehir üzerine gerçekleştirdiği şu tanıma dayandırıyoruz. Şehirden maksat, varisi, hakimi, müftüsü, kurulan, kanunların uygulanma imkanı olan yerdir. Şehrin bitişinde olan yerler de şehre aittir ve burada oturanlara cuma namazı farzdır. Dolayısıyla Osmanlı klasik şehir ve pazar bir ikiliği ya da birlikteliği anlamında düşünüldüğünde şehir cuma kılınır, pazar kurulur olan yerdir tanımına uygun bir tarif karşımıza çıkıyor. Bu tarif günümüzde modern toplumda Müslümanlar tarafından şu anda sürdürülmüyor. Başka bir tanım, başka bir yaklaşım insanlarımızı bağlamış durumda. Bugün diyorlar ki Batı'nın kenti bizatihi Allah Resulü'nün Medine sitesi dediği şeyin bir karşılığı olarak vardır. Bu ikisi birbirinin benzeridir, aynısıdır. Bunu Murat Belge'den tutun, Kürşat Rumi'ye, bizim Müslüman camiadan değişik yazarlara kadar hemen hemen birçok kişi böyle değerlendiriyor. Fakat biz az önce verdiğimiz tanım çerçevesinde bu şehir meselesini pazar ve din ilişkisi içerisinde tanımladık. Sunumun hemen başında bir ikaz yapmak istiyorum. Türkiye 9 milyon kadar binayı yıkıp yeniden yapmak istediğini epeyden beri konuşuyor. Burada gördüğünüz gibi bir şirketin yönetim kurulu başkanı bu konuda 6-7 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılacağını ve bir maliyet ortaya çıkacağını ifade etti. Sadece böyle bir kuruluş tarafından, özel bir şirket tarafından değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da deklar edilmiş, kabul edilmiş bir düşüncedir. 6-7 milyon kadar binanın yıkılacağı ve 19 milyon, 20 milyon konut. Yani bina ayrı, konut ayrı arkadaşlar. Binada 4 katlı bina olduğunu düşünün. Belki 8 tane daire var. Bu çerçevede 20 milyon, 19 milyon da deniyor burada. Ama 20 milyon konut, yani daire yıkılıp yeniden yıkılacak. Birinci ikazım bu sürecin sizi beklediği, yani önümüzdeki dönem mimarlar olarak siz bu sürece bir şekilde dahil olacaksınız. Bu tabii çok büyük bir maliyet oluşturacak Türkiye açısından. Neden 6-7 milyon binayı yıkıp da yine aynı yerde yapacağız sorusunu soruyorum burada. Acaba iki katlı ev mümkün mü? Çelik Eren Gezgin ismini duymuşsanız kendisi yüksek mimar olur. Ve şöyle bir hesap yapmış. Ortalama bir büyüklükte Türkiye haritasının işte bir parmak, iki parmaklık genişlikteki alanına herkese işte 200 metrekare hesabıyla bir arsa versek, üstüne iki katlı ev yerleştirsek Türkiye'nin bütün nüfusunu içine alabilir. Telefon numarası, faiz alınmayacak dedi. Dolayısıyla bu Yahudilerin zaten varlık sebebi pazarın tekelleştirilmesiydi. Yani rekabet edemediler. Bunun üzerine bir bahaneyle, değişik bahanelerle Müslümanlarla anlaşmalarını bozdular. Yeniden Mekke ile müttefik olmak istediler ve savaş buradan çıktı. Yani bu hadise, Medine pazarının hadisesi bildiğimiz birikimci, işte Müslüman zengin olmalı
tırnak içindeki o noktaya, o ideolojiye ters bir şeydi. Dediğim gibi muahat dediğimiz, kardeşlik dediğimiz hadise üçüncü konusudur bu. Hazreti Peygamber dedi ki Mekke'den hicret edenlere, sizler Medine'deki Müslümanlarla kardeş olacaksınız. Kimse kimsenin aleyhine olmayacak. Bununla Hazreti Adem'in yapmış olduğu mesleki tayin arasında hiçbir fark yoktur. Biz bu hadiseyi uygulamamız gerekirken bunu uygulayamadık. Ya da kısmen uygulayabildik tarihin değişik dönemlerinde. Dolayısıyla ben burada ne söylemiş oluyorum? Demek ki İslam şehri öncelikle mimari bir tasavvur değildir. Bir toplumsal dindarlıktır. Ve bunu yapmak için de bir dininiz olması gerekir. Pazarın ve mesleklerin teşkil edilmesi gerekir. Ve ahkam, hukuk, adalet gerekir. Bu üçünü sağlamadığınız takdirde bir şehir kuramazsınız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir din, komşusu evsizken, komşusu işsizken bizden demez. Yani ekmeği verirken, işte bir sandviç verdim, bugün çok mutlu oldum, büyük bir iyilik yaptım diyen Müslümanlar, o insanların iflas etmesinin sebepçisi olmaması gerekir. Bir alışveriş merkezi kurdum, 100 tane esnafı batırdım diye de düşünmesi gerekir demek istiyorum. Bir alışveriş merkezi kurdum, işte bu mahallede 2000 kişiyi iflas ettirdim ama acayip büyüdüm, üstüne aldım bu parayla da gidip bir yerde vakıf kurup, işte Müslüman öğrencilere ben hizmet ediyorum diyor mesela. Böyle bir ters bir mantık olamaz. Yani hiçbir sahabe, hiçbir sahabenin işçisi olmamıştır. Meslekler üstünde inşa edilmiş bir toplumdan bahsediyorum burada. Bunun için de adalet gerekiyor. Bu sunumumun birinci argümanı. Yani şehir neden, benim anladığım şehir neden şehirdir? Meselesi bu. İkincisi uygarlıklar meselesi arkadaşlar. Bütün uygarlıklar enerji kullanırlar. Enerji kullanmayan bir uygarlık olmaz. Bütün enerjiler, bütün uygarlıkların kendisine göre kullandığı bir enerji var. Mesela Firavun köle emeği kullanıyordu. Firavun'un kullandığı enerji köleydi arkadaşlar. Kapitalizm işçi emeği ve makine kullandı. Çocuk, değil mi? Bugünkü tartışmalar, çocuk istismarı, emek istismarı olarak da geçti bir zamandır. Hani bu kapitalizmin enerjisiydi arkadaşlar. Bakın bunlar da kadın emeği. Bu özgür olduklarını düşündükleri bir anda yakalandıkları hapishanedir aslında. Modern dönemin, yani şu anda yaşadığımız dönemin enerjisi de elektrik ve robot teknolojisi. Eğer hayatımızdan elektriği kaldırırsak hiçbir şeyi çalıştıramayız. Yani bugün kentleşmenin sürdürücüsü olan şey aslında elektriktir. Dolayısıyla bu yoğun bir nüfus sıkıştırmasına, bir nüfusun yoğunlaştırılmasına ve bunların belli yerlerde, belli merkezlerde toplanmasına sebep oluyor. Bu yoğunluk arttıkça binalar da artıyor. Yani bizim uygarlıkla ilgili bütün o, hani ben neden medeniyet diyorum da uygarlık demiyorum, işte bu uygarlığın kullandığı enerjiden kaynaklanıyor bu. Bugün altyapı dediğiniz, sizin teriminizde altyapı dediğiniz şey aslında yol, kanal falan meselesi değildir. Altyapı bilinmesi lazım ki enerjidir arkadaşlar. Siz 30 katlı, 50 katlı bir bina yapmak istiyorsanız elektriğe muhtaçsınız. Elektriksiz hiçbir şekilde hareket edemezsiniz bu toplumda. Ve o elektrik bittiği nasıl biter? Örneğin şu anda doğalgaz bitecek, ona karşı
bir takım kayalar falandan şu anda bahsediliyor. Kayalar üstünden enerji veya bor üzerinden enerji veya hidrojen üstünden enerji üretmeye, nükleer enerji üstünden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu medeniyetin dediği tırnak içinde varlığını sürdürebilmek için ve bu sürdüğü sürece bu yoğunluk artacak ve arttığı sürece hepimiz bu mekan dizaynında işte 600 bin liralık, 700 bin liralık, 1 milyonluk, 1,5 milyonluk konutlara borçlu olacağız. Yani uygarlık öyle bir şey ki borçlu üretiyor ve borç üretiyor. Bu bir kapitalist faiz meselesi, bir faiz hesabından bahsetmiyorum. Bu konuda da Türkiye'de çalışmalar var. Ben bugüne kadar ortaya çıkartılmış işte faizci sömürü düzen falan gibi söylemlerin tekrar edicisi değilim burada. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani bu bir sistem meselesi. Bugün Türkiye'de kentleşmenin yarınki imar edicileri olarak 10 katlı binayı yıkıp yerine 50 katlı binalar yapacak olan insanlar olarak size bir şey söylüyorum. Sizler köle üreteceksiniz diyorum. Buraya temas ediyorum ya. Ve bunu enerjiyi nasıl yapabiliriz sorusunun üstüne bina edeceksiniz. Mesela uygarlık dediğiniz şey enerjidir. Biz Müslümanlar Batı'nın kullandığı enerji modellerini kullanarak aslında batılılaşıyoruz. Kendi fıkhımızı kaybediyoruz noktasına getirdim ben fikrimi. Benim az gelişmişlik üstünlüktür'deki vurgum Batı'nın enerji kullanım modellerini reddetmekle ilgili. Yani Türkiye'de bazı yazarlar güneş enerjisi üstünden yeşil ev ya da yeşil konut, yeşil bina çalışmaları yapıyorlar. Ben bunu da Batı paradigmasının içerisinde olan bir çözüm olarak görüyorum ve bunu kabul etmiyorum. Yani bizim bu elektrik üstüne bina edilmiş enerji felsefesini bir şekilde aşmamız gerekiyor diyorum. Her enerji kendi üretim biçimini ve toplum biçimini dayatır diyorum yani aslında. Bir de aydın sorunu var arkadaşlar. Müslüman aydınlar Batı kentini model olarak gördüler ve bu modeli bize güzel gösterdiler. Yani dediler ki evet bak ne güzel işte Londra, Paris medeniyetin şahıdır. Bunu Namık Kemal söyledi. Arkasından gelen aydınlar da söylediler. Bunlar aslında petrol, elektrik ve beton demek istediler. Ben zaten bu üç mamülün ölü madde olduğunu düşünüyorum. Yani betonda varlık yaşamaz arkadaşlar. Sentetik bir şey. Yani bizim iman ettiğimiz bir şeyde kesinlikle tabi olan bir konut bulamazsınız. Petrol ürünü, her şey petrol ürünü. Yani şu bilgisayarın aksamından otomobillere kadar her şey ölü maddedir. Biz bunun üstünden bir istediğimiz fıkhi, ahkami anlamda bir medeniyet tasavvuruna erişemeyiz. Dolayısıyla petrol aynı zamanda yol ve otomobil demektir. Elektrik, baraj ve sanayi mamülü demektir arkadaşlar. Beton da konut demektir. Bu bir modeldir, bize dayatılıyor ve biz de bunu medeniyet ve şehir diye alıyoruz. Buna itiraz getiriyorum ben. Bunu aydınlar kabul ettiler ve medeniyeti bu şekilde değerlendiriyor. Bu medeniyettir dediler. Buna göre apartmanlar yapıldı. Bakın 1930'larda dolmuşlar yok, fotoğrafa bakarsınız. Bu bizim kayıklar var. Bu bizim bize ait olan bir şey. Bu da 1950. Demokrat Parti gelmiş iktidar. Anlatabiliyor muyum? Buradaki zihni görmemiz gerekiyor. Yani ne oldu da Müslümanlar bize ait olan bu hadiseyi hiçe saydılar ve şu anda dikkat edin gemiyle araba taşıma dönemine geldik yine. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz aynı yere gidiyoruz. Şu anda İstanbul trafiğini rahatlatmak için gemi kullanacağız değil mi? Öyle bir karar alındı. İstanbul, ben İstanbul değilim, siz daha iyi biliyorsunuz. Ben Ankara'da böyle Bozkır'ın ortasında ayaz, ruhsuz bir kentte yaşıyorum. Siz maneviyatı yüksek, kaliteli bir şehirde yaşıyorsunuz. Yani siz farklısınız, benden üstünsünüz.
daha iyi biliyorsunuzdur. Neticede. Dolayısıyla ne oldu da bu oldu. Yani bu zihniyet değişimi, bunu aydınlar yapıyor arkadaşlar. Bunu aydınlar nasıl oldu da böyle bir şey yaptılar da işte bu kadar Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Londra Asfaltı, Barbaros bilmem ne falan filan yapıldı ve bu eski paradigma ters yüz edildi ve yeni bir paradigmayla şu anda şehir inşa ediyoruz biz hani sözde. Bu Aksaray, 1966. Millet Caddesi açılmış, diyor ki bakın iki burcun arasında 50 metre genişliğindeki yoldan İstanbul giriş muhteşemdir. Aksaray giriş diyor Aksaray'a. Aksaray şu anda giriş mi? Kiriş mi? Yani şu an biz Halkalı'dayız ya. Yani öyle bir yerdeyiz ki aradan geçen bakın zamana göre yani bu şaşırtıcı bir şey. Ben Ankara'dan bunu görüyorum. Bunu siz de buradan görmelisiniz. Millet Caddesi'nin açılışı arkadaşlar. Vatan Caddesi'nin açılışı. Bakın koskoca bir yol açılıyor ve burada camiler, mescitler, ne kadar tarihi eser varsa hepsi yok ediliyor. Yani bu bir aydın katliamı aslında. Yani aydınların ne kadar oryantalist olduğunu kendi aşı. Bu siz olmayın diye söylüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bu siz olmayın. Bir de böyle olacaksınız diye korkum var. İnşallah yanılıyorumdur. Barbaros Bulvarı, Millet Caddesi, Vatan Caddesi arkadaşlar. Bakın caddeler ne kadar geniş o zaman için. Ve 1950'ler dolmuş minibüs bu dönemde geldi. Niçin? Çünkü belediye zayıf. Belediye bu kadar adamı taşıyacak, otomobille taşıyacak imkana sahip değil. Neden? Çünkü siz petrolle hareket ettiğiniz zaman o affedersiniz tırnak içinde kullanıyorum hayvan diyor hani ona. Hayvan değil mi? Hayvana bilen mi vatandaş? Yani çünkü petrol fetişizmi yapıyor. Halbuki Kur'an'da diyor ki Allah size etlerinden, nimetlerinden ve bir takım sütlerinden faydalanmanız ve binek olarak, bakın binek olarak bilmeniz için hayvanlar yarattı diyor. Şimdi bu ayette nasıl bir temasımız var? Yani bu Mercedes bir hayvan mı? Bu ayeti düşünmemiz gerekiyor bizim. Yani Kur'an'ın neresindeyiz biz? Kur'an okuyor bugün. Türkiye'de binlerce öbek öbek insanlar toplanmışlar, tefsir yapıyorlar. İşte diyorlar ki, ya biz diyor Kur'an tefsiri yaptık, okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, şöyle çalışmalar yaptık, böyle yayınlar yapıyoruz. Peki diyorum, hayvan, abi diyor o geçmişte kaldı ya. Sen ne diyorsun, hangi çağda yaşıyorsun? Sen ne diyorsun abi diyor. Yani peki yarın Avrupa dönerse ne olacak? Ya döner mi kardeşim? Bu medeniyet çöker mi ya? Biz gideceğiz. Onların aşacağız. Uygarlık seviyesi üstüne çıkacağız. Değil mi? Bütün söylemler bunlar. Dolayısıyla ne yaptık biz? Ya bu elbiseli adamlar gittik poz verdik bak. Yani normalde insanlar neye poz verir? Arkada bir manzara vardır. Poz verirsin. Ama biz otomobilin önünde poz veriyoruz. İnsanlık harikasıdır. Mucize. Yani o kadar müthiş bir şey. Bakın hepsi aristokrat çok güzel. Yani nasıl üst kalite insanlar. Arabanın önüne poz veriyorlar. İşçisi de veriyor, hepsi veriyor. Yani bu bir fetişizm, otomobil fetişizmi bu. İşte onlara özel müstahdem ayarlanıyor arabalara. Böyle herkes arabaya takıyor ya. Yani. Ve bu aydınlar yaptı bunu diye düşünüyorum ben. Bu süreci aydınlar, bunlar aslında kamu bilir kişileridir arkadaşlar. Bunu onayladılar. Dediler ki, mesela Necip Fazıl, bugünkü yazımda Yeni Söz Gazetesi'nde daha da ayrıntıda görebilirsiniz. Şöyle bir sözü var. İslam İnkılabı milyonluk kitlelere Ruhi, Farsi, İçtimai, İktisadi, İdari, Siyasi, Fenli en ileri merkez teşkil edecek büyük metropolislerin ilerisidir. İdolatya örgüsü. Sayfası da orada. Allah Resulü'nün camilerinizi sade, evlerinizi ziynetli bina ediniz. Verdiği hadisleri bu fevkalade nazik ölçüde bizzat kaynağıdır. Demek ki neymiş? Aydınlar onaylamışlar Batı'nın bu kentlerini. Yani Türk muhafazakarlığı
bir metropol hayranlığı içerisinde. Onun için kimse kalkıp da ben muhafazakar değilim demesin arkadaşlar. Hepinizin ruh kökünde bir fazla var mı yok. Diyor ki, bakın nur saçan metropoller, nurlu metropoller. Ne kadar yani nur kelimesi falan da geçiyor için. Gece ve gündüz nur saçacak olan bu metropolislerde sokak, meydan ve bütün umumi sahalar teker teker Müslüman kadının başörtüsü kadar güzel ve farklı. Güzel başörtüsüyle de ilintilendirdi. Nurla da ilintilendirdi. Bu şehir teolojisinin demek ki kaynağında sadece Necip Fazıl tek başına değildir arkadaşlar. Ben bir tane örnek olarak koydum. Yani bizler bir kent meftunumuz. Bunu kabul edelim. Bizim şehir ideolojimiz falan yok. Şehir felsefemiz falan yok. Bununla hesaplaşmadığımız sürece de bu gökdelenlerin falan yıkılacağı falan yoktur arkadaşlar. Bu borç üreten mekanizmayı yıkamazsınız. Diyor ki Topçu, şehirlerin etrafında büyük fabrikaların bacalarıyla süslemeye özenmemeliyiz diyor. Ama karşılığında diyor ki Necip Fazıl, Büyük Doğu idealinde minarelerle fabrika bacaları tek ve çift hesabıyla aynı sırada, aynı dizide yan yanadır. Demek ki ben biliyorsunuzdur belki, bilenler biliyordur. Ben Topçu ekolünün mensubuyum. Mesela karşı ekol diye düşündüm. Bu ekolü getirdiği bu paradigmayı kabul etmiyorum. Bu konuda daha fazla uzatmaya gerek yok. Her anın anlaşıldığı diye düşündüm bu konuda. Türk siyaseti Necip Fazıl etkilemiştir. Ve bu süreç aynı aydın körlüğüyle devam ediyor diye orada bir notum var. Devam ediyoruz. Şimdi günümüze geldik. Demek ki paradigmamızın 3 tane temel sebebini açıklamış olduk. Ve 1980'de başlayan bir süreç var bugün. Artık aile aidiyetini yitirmiş ve emek para harcama ilişkilerini değiştiren yeni bir nüfusla karşı karşıyayız şu anda. Bunlar, ben 80 öncesi kuşağı olduğuma göre aslında bir anlamda bizden sonra gelen kuşaklar oluyor. Ve bu süreç daha da büyüyecek. Yani bu kentleşme sürecinin durdurulacağına ben bu mantaliteyle ihtimal vermiyorum. Sadece dedim ki hani Yunus Emre'nin yaptığı şey, şehre varan feryadı figan koparan için ben buradayım arkadaşlar. Yani Molla Kasımlara geldim ben. Onun için Yunus Emre gibi hani değerlendirilebilir. Uçuk, kaçık bir adam olarak yani değerlendirilebilir söylediklerim. Bundan gocunmuyorum neticede. Burada fakat sonuçta bir hakikate temas ettiğimizde düşünüyoruz. Bir söylem üretilemiyor bugünkü durumda. Şimdi Almanya ile Türkiye arasında bir kıyas yapacağız. Türkiye'nin 783 bin civarında 1000 kilometre bir düz ölçümü var. Almanya'nın 357 bin kilometre. Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı 80 milyon, Almanya'nın da 83 milyon. Bu konuda itirazı olan var mı arkadaşlar? Şimdi Almanya'nın şehirlerinin en yüksek nüfusu 4 milyon. Türkiye'de ise biz 50 milyon olmaya çıkıyoruz İstanbul için konuşuyoruz. Burada biz herhalde daha akıllıyız ki nüfusumuzu arttırmaya çabalıyoruz değil mi? Yani Almanlar ne diyecek bu işi? Aynı nüfus var, yüzde ölçümü daha küçük onlarda. Ama onlar bilmedikleri için bizim gibi yapmıyor. Biz daha iyi biliyoruz. Türk'ün aklı yani bizimki daha üstün bir akıl. Bakın, 3.471 Berlin. Yani listeyi görüyorsunuz. Şu anda devlet bir karar aldı. 38 tane ilçe il olacak. Değil mi arkadaşlar? Alanya mesela, Manavgat falan bunlar il olacak. Beypazarı il olacak. Bunların nüfusu kaç olabilir? 100 bin, 200 bin civarında. Bunlar il olacak ve daha sonra da şunu yapacaklar. İşte Beypazarı mesela 750 bine çıkarsa büyük şehir olacak.
Yani öyle bir proje bu aslında. Ve buralarda üniversite kurulacak arkadaşlar. Yani sizin rakipleriniz olacak. Yani Türkiye'de her şehirde, yani 119 şehir olacak, en az 119 tane üniversite olacak demek. Bunun ne olacağını, yani toplumsal olarak bizi nereye götürdüğünü de hani ikaz olarak söylüyorum bunu, düşünmeniz gerekir. Şimdi Ankara'da 500 bin ya da Türkiye'de 500 bini geçen şehir, ilçeler. Yani Almanya'nın şehir nüfuslarına bakın, Çankaya 922 bin. Böyle şehir, ilçe olur mu arkadaşlar? Böyle bir, yani bu paradigma bu kadar yıkılır mı ya? Hadi yıkarsın da bu kadar yıkılır mı ya? Yani Türkiye'nin bu konularda ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Yani mimarlar olarak sizin de düşünmeniz gerekiyor. Çünkü ürettiğiniz şehirler kesinlikle çözüm değil. Bakın şimdi mevzuat 750 bin lira, 750 bin nüfusa ermiş beldelerde büyük şehir statüsü var. Büyük şehrin kanunu var. Büyük şehrin içerisindeki ilçelerin de kanunu var. Türkiye'nin köy kanunu da var. Ama şehir kanunumuz yok arkadaşlar. Yani hangi mantıkla biz şehirler kuruyoruz? Kanunu yok. Onun için 100 bin nüfus alsana bir şehir. Mesela Bayburt'un nüfusu kaç? 80 bin nüfuslu bir yer kiminle yönetiliyor arkadaşlar? Keçiören nüfusu kaç? 1 milyon. Kiminle yönetiliyor? Kaymakamla yönetiliyor. Böyle bir idare olabilir mi? Bu kadar çelişki olabilir mi ya? Yani 80 bin nüfuslu bir yer valiyle yönetiliyor. 1 milyon nüfuslu bir yer. Üstelik Büyükşehir kanununa göre Keçiören'in aslında büyük şehir olması gerekiyor. Yani eğer nüfussa kriter. Dolayısıyla ben Türkiye'de Müslümanların her alanda düşünce eksikliği olduğunu düşünüyorum. Buraya bir müdahale etmek gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Yani öyle böyle değil yani. Gece gündüz yemeden, içmeden çalışmamız gerekiyor. Bu konularda çalışmamız gerekiyor. Ama akşama gittiğiniz zaman televizyon var. Evet, yani bir takım başka sosyal aktivitelerimiz var. Onun için biz bu konularda çalışabiliriz. Bu benim söylediklerim tabii bir ütopya gibi değerlendirilebilir. Ama söylediğim şey Türkiye'nin idari ve siyasi yapısıyla ilgili önemli eleştiriler olduğunu düşünüyorum. 38 ilçe il oluyor arkadaşlar. Ve bu süreç başladığında rakiplerimiz olacak demektir. Birçok yerde mimarlık fakültesi olacak. İş artık aslanın ağzında falan olmaktan çıktı yani. Birçok başka süreçler başlayacak. Bakın Alanya'nın nüfusu 688 bin. Böyle bir ilçe anlamımız var yani, böyle anlamlandırmamız var. Yani biz aslında çok büyük bir sorunun içerisindeyiz. Çünkü mevzuatımız yeterli değil. Bu yapısal değişmelere yönelik, yani yapı mevzuatın çok çok ötesinde koşturuyor. Ve yeni bir tasavvur geliştirmek kaçınılmaz. Eğer bu tasavvuru geliştirmezseniz İslami anlamda şey yapıyoruz. Bunu da görelim. Eski toplumlarda, Amerikan toplumlarında kumarbazlar ve böyle ahlaki yaşayanlara üstüne zift dökülüp onun da üstüne tüy dikilirdi hatırlarsanız. Biz bu tasavvuru Müslümanlar olarak şu anda özümüz olan toprağa yönelik yapmaktayız şu an. Yani toprak temiz, biliyorsun temizleyendir, tevhüm edeceğimiz bir varlık alanıdır. Ve biz buraya kumarbazlara ve gayri ahlaki yaşayanlara yapılan muamelenin benzeri bir şekilde asfalt döküyoruz. Böyle bir muamelemiz var. Yani kirletilmiş bir varlıkmış gibi davranıyoruz toprağa. Dolayısıyla betona da gömüyoruz insanları. Eğer cenazeye gitmişiniz varsa yakınlarda, Ankara için konuşuyorum, betona gömüyoruz insanları. Üstüne bir avuç toprak döküp kapağı kapatıp onun üstüne toprak atıyoruz. Yani toprağa gömüyoruz ölülerimizi. Dolayısıyla ben
bu kullandığımız malzemenin ne olduğunu da biraz deşifre ederek bir şeyler hani ifade ediyorum. Bu tabi bir tasavvurdur diye düşünüyorum. Yani bu yükseltmey bir firavun meselesi, yani bir firavun zihniyeti olarak da değerlendiriyorum. Çünkü firavun Haman'a kule yapmasını ve orada Musa'nın ilahına, tanrısına çıkıp bakmak istediğini ifade etmişti. Dolayısıyla bu hadiseyi ben teolojik anlamda sıkıntılı görüyorum, bu yaklaşımı. Sizin de belki bileceğinizi düşündüğüm Le Corbusier bir mimardır. Bu Fransa'nın ve aslında mimarlığın da özellikle Dünya Savaşı sonrası dünya mimarlığının önde gelen hem mimarıdır hem yazarıdır. Onun bir Paris düzenlemesi var. Bu zihniyet burada çıktı ilk önce 1925'lerde. Aslında Tanrı'nın yeryüzünün uzanmış eli haline getiriyordu mimarlığı. Bu Le Corbusier. Yaptığı şey aslında Maradona'nın ben Tanrı'nın eliyim dediği şeyden çok farklı değil. Herkes kendi sahasında Tanrı veya Tanrı'nın eli olmaya çalışıyor. Dolayısıyla mimarlık kendisini nerede olduğunu yani teolojik durumunu değerlendirmeli diye hani düşünüyorum. Ve bu teolojiyi, bu bilgi ve teknoloji, yani bu epistemolojik temeli mutlaka bir eleştiri süzgecinden geçirmeli. Ve ona göre değerler üretmeli diyorum. Ben bir evin satış için yapılması meselesine karşıyım. Çünkü ev bana göre namus demek. Bugün aranızdaki bazı mimar adayı arkadaşlar, biz ev satıyoruz dediler. Ev satılmaz arkadaşlar. Ev inşa edilir ve ev satılan bir meta değildir. O size zihniyetimizin en önemli kırılma noktasından bir tanesi de ev satmak. Ev satmak, vatan satmaktır bana göre. Bu nedenle bu konuda da bir düşünce gelişmesi gerekir. Bu Le Corbusier'in kitabından bir bölüm. Buraya almamın sebebi şu, bir zihniyet dönüşümünü ifade ediyor. Doğal malzemeyi dönüştürerek yeni malzeme adı altında çimento ve kireç, demir profiller, seramik yalıtım malzemeleri, boru tesisatı, demir kravat, su geçirmez sıvalarla seri üretim mantığıyla bir tasavvur değişmesine sebep oluyor kendisi. Bunu açıkça savunuyor kendisi. Yani bu malzemelerin şu anda kullanıyor olmanızın temel sebebi aslında bir Fransız paradigması. Ve bunlar diyor ki bakın bazı uzmanlık alanlarında teknisyenler işe aldığı su hizmetleri, aydınlatma, hızlı bir gelişim içinde, merkez ısıtma, da duvar ve pencere stüktürü göz önüne alındı ve sonuç olarak taşın bir metre kalınlığındaki duvarları oluşturan güzel doğal taşın pabucunun rufla yapılan hafif çift bölümler tarafından dama atıldığı görüldü. Ve çatıların suyunu akıtması için artık sivri olması gerekmiyor falan deyip bir takım şeyler, yani ölçüler getirdi Le Corbusier. Ve bu en alttaki satırları okursanız bir taylorizm, yani seri üretim konut imalatı. Yani bu satmak için meta olsun diye konuta eğildi ve bugün mimarlık fakülteleri yanlış anlaşılmasın ama bence bu zihniyeti yürütüyorlar diye düşünüyorum. Bakın ikinci satırın sonuna doğru fabrikalarda konut üretemez miyiz diye soruyoruz diyerek bunun geldiği noktayı şifrelerini veriyor. Yani konutu fabrikada üretmek gibi bir zihniyete gelmiş bu fikir. Ve sonra da ısmarlama konuta son verilecektir diyerek sipariş konutu yok. Arkadaş diyor, biz imal edilmiş mamül madde olarak konut istiyoruz diyerek bir zihniyet oluşturuyor. Biz bu zihniyeti şu anda okutuyoruz ve bunu pratik ediyoruz diye düşünüyorum. Evet, bu binalar haç şeklinde yapılmıştır kendi projesinde. Bunlar onun Paris için düşündü. Bunlar da
Daha sonraki benzerlerini işte tabiata perde çekerek oluşturduğu konut biçimleri. Bunlar şu andaki Türkiye'deki konutlar arkadaşlar. Bunun önünde fotoğraf çektirerek ben işte bu konutu aldım bak gördün mü diye fotoğraf çektirerek insanlar övünüyor artık. Ve geleceğimiz yer de burası arkadaşlar. Yani bu kent yanılgısı üstüne mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Ama bu kent yanılgısı nedir? Benim sürem nasıl bu arada arkadaşlar? 5 dakika daha. Peki. Şimdi ben Türkiye'deki medeniyet tartışmalarında medeniyet tartışmacılarının kullandığı bazı yanlış kavramlar, yani yanlış anlamlandırmalar, yanlış karşılıklar üstüne çalıştım epeyce. Onlar aslında civilization, umran, hadara, uygarlık ve kültür ya da devlet, site devleti kavramlarının karşılığı olarak medeniyet kavramını kullandılar. Dolayısıyla medeniyet kavramı din kökenli, yani dinden türetilmiş bir kavramdır. Medeniyet, deyne, din kavramının dan türetilmiş bir kavramdır. Dolayısıyla bu kavramın kesinlikle uygarlık, civilization, kültür gibi, hadara, umran gibi kavramlarla bir bağlantısı yok. Yani umran nedir? İmar etmekten geliyor. Mimar nedir? Umranı yapan adam demektir ya da kadın. Yani umran kelimesi ile mimar kelimesi arasında bir bağ var. Yani siz de umrancısınız ama ben medeniyet savunuyorum. Benim son kitabım umrandan medeniyete. Bunun için böyle. Yani siz nerede durduğunuzu, kavramsal alanınızı bilirseniz ancak düşünce üretebilirsiniz ve kendi mesleğinizle ilgili bir vizyon sahibi olabilirsiniz. Dolayısıyla ben bunu Medine kavramıyla medeniyet kavramını birbirine benzer bir alanda düşünüyorum. Medeniyet dediğim şey Müslüman toplumun dindarlığıdır. Medine'de Müslüman toplumun yaşadığı mekan alanıdır ya da Müslüman toplumsallıktır diyorum ben. Şimdi bununla bugüne kadar Medine ve medeniyet üzerine yazan arkadaşlar arasında çok fark var. Mesela demeyeyim örnek yani isim vermeyeyim burada bir grup insan medeniyeti mimarinin göstergesi, mimari olanın yansıması gibi değerlendiriyor. Bir kısmı diyor ki işte mesela tek dişi kalmış canavar nedir? Medeniyet. Yani teknolojiyle medeniyeti eşitlemiş ve bunun üstünden fikir üretiyor. Şimdi eğer medeniyet tek dişi kalmış canavarsa siz o kavramı ötekileştirmiş oluyorsunuz aslında ama kavram bize ait. Demek ki burada paradigmal bir sıkıntı var. Dolayısıyla ben bu medeniyet kavramı üstüne yapılan bu anlam çarpıtmalarını, anlam kaymalarını aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim için kent, sınıflı toplumlar üreten bir alanken medeniyette az önce ifade ettiğim gibi sınıf olmaması gerekiyor. Yani bir yöneten, bir yönetilen olabilir ama bir patron, bir işçi olamaz. Yani Hazreti Peygamber'in konuş olduğu toplumda veya şöyle hatırlayın, işte işçinin alın teri kurumadan hakkını veririz. Bunu bildiğimiz bugünkü 4857 sayılı kanunla var olan işçilik gibi alıyor insanlar. Halbuki o dönemde böyle bir işçi patron diyalektiği yok ki. O dönemin işçisi aslında işçi değil o, istisna aktidir. Yani hukuk, mimarların hukuk eğitimi de alması gerekir diye düşünüyorum. Bu imar hukukunun dışında başka bir hukuk olması gerekir. Yani imar hukuku öğretiyorlar size. Ama hukuk öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki istisna akdi demek, mesela bir bina sipariş geldi size dedi ki, bana şöyle bir proje yap ve bunu da binaya da sen yap dedi. Yani sahabe dönemi mimarlar yok ki. O dönem bir takım kişilere gidiliyor, işin erbabı olan kişi duvarı yap diyor, duvar yapıyor. İşte kılıç yap diyor, kılıç yapıyor. Bu istisna akdinin konusudur. O bunu yapar, teslim eder, karşına der ki arkadaş bunun ücreti atıyorum 5000 lira yaptım ben kılıcı, 5000 lira. Bu 5000 lirayla bu kişi 2 ay, 3 ay, 6 ay yaşayabilir. Yani kalkıp da emeğini piyasaya arz etmek zorunda değil. Yani Marksistlerin söylediği anlamda emeğinden başka hiçbir mülkiyeti yoktu bu konumda değil bu insanlar. Dolayısıyla eğer işçilik böyle konumlanmışsa Hazreti Peygamber zamanında biz bugün kalkıp da işte işçi üretelim, işçiler olsun ondan sonra da onlara ücretlerini verelim.
sonra bunlar gitsin kira versinler bize, tekrar verdiğimiz ücretleri geri alalım diye bir mekanizma kuramazsınız. Bugün asgari ücret dediğiniz olay neredeyse bir kira bedeli haline gelmiştir. Yani böyle bir mekanizma olabilir mi? Müslüman Müslümana bunu yapar mı? Bana göre yapmaması gerekir. Dolayısıyla medeniyet kavramını Müslümanların toplumsallığı, işte komşusu evsizken kendisi ev sahibi olmayan, yani böyle bir kardeşlik üstünden imal etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve şehri de baştan beri ifade ettiğim kriterlerde, yani adalet yurdu anlamında, Müslümanların birbirine kardeş olduğu anlamda değerlendiriyorum. Eğer biz buna dönmeyeceksek, dönemezsek, Batı'nın kent dediğimiz bu sistemlerine ve aslında sömürü öğreten yapılarına mahkum kalırız diye düşünüyorum. Zannederim herhalde süren bitti. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Eğer soru varsa soru da alabileceğimizi söylemişlerdi. Edebiyat, özellikle şiirde bir eleştiri getirdiğini düşünüyor musunuz? Veya isminizden hani özelinde bu şehir ve şehirli problemini yansıtabildiğini düşünüyor musunuz? Ve hani buna dayanarak, buna bağlı olarak mimari ile şiir arasındaki bir bağı nasıl görüyorsunuz? Yani edebiyat, şiir anlamında. Şimdi ben Batı'da da Baudelaire var biliyorsunuz. Paris sıkıntısını yazmıştı ve Necip Fazıl da Kaldırımlar şiirini aslında Baudelaire izafeten yazdı diye düşünüyorum. Şimdi bir tane verebilir miyim hocam? Buyurun. Mine Uğur'dan Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiirinin bir kısmını da Arak, yani tırnak içerisinde edepsizlik olmasında o arakladığını söylüyor ve ispat ediyor yani. Evet. Yani şimdi bu eleştiri bir kere Necip Fazıl biliyorsunuz Paris'i gündüz yaşamamıştır. Gece yaşamıştır ve başka bir yerde yaşamıştır. Evet. Dolayısıyla onun o eleştirisini bir şiir eleştirisi olarak mı göreceğiz? Veya Türkiye'de son 80 sonrası dediğimiz kuşaklarda şiir eleştirisi var dediğiniz ama mesela Metro'da Cuma Namazı diye de bir şiir var ve eleştirel olduğu söylenen bir ekol tarafından, halkçı olduğu hani tırnak içinde komünist olduğu söylenen bir ekol tarafından yazılmıştır. Acaba Metro'da Cuma Namazı kılınabilir mi? Yani Ankara'da Metro da Cuma namazı kılınıyor. Metronun neredeyse yarısından fazla yol geçiş yolunun çoğunda insanlar hasırları seriyorlar. Ufacık bir iki adımlık, üç adam geçiyor. Daha doğrusu kadın çünkü orada kadınlar geçiyor, erkekler geçmiyor. Bir mesafe kalıyor ve orada Cuma namazı kılınabilir mi sorusu var. Yani yerin altında bir geçiş noktasında cami olmayan bir yerde, camiden taşarak oluşturulmuş bir böyle bir kaş göç bir mekanda Cuma namazı kılınabilir. Bunu devrimci bir şiir olarak yazdılar. Bu eleştiri mi acaba? Yani bunlar üzerinden bir eleştiri mi var? Yoksa şehirle kendi aralarında yaşadıkları gerilimden kaynaklanan bir duygu patlaması mı var? Yani bu neticenin hani şeyi yani tezahürü o şiirdeki o krizi hani görüyoruz. İşte Hüseyin Adnan Söz'ü görüyoruz. Özel'de görüyoruz. İşte o zamanki günlük fıkra yazarları işte yani köşe yazarlarını da görüyoruz. Bu krizin şeyi yani. Şimdi balkon şiirini krizi yazıyorsunuz. Kimi kastettiğimi anlayanlar anlamıştır. Balkon şiirinde çocuğun ölmesi meselesi mesele ediliyor. Ama veya Hayriye Ünal'ın evle ilgili şiirinde bir takım konular var ama şu hiç düşünmüyor. Acaba ben burada 5 çocuk yapabilir miyim? Hani bir de siyasi iradenin
bir şeyi var, söylemi var. Ve bu söylem İslam'a aykırı değil. Yani asıl kabul edilmesi gereken bir alandan bir şey söyleniyor orada siyasi anlamda. Öbür tarafta da balkon eleştirisi var. Ve argüman ölüm. Yani çocuk balkondan düştü, öldü veya kıstırılmış bir aile var. O kıstırılmış ailenin meşrulaştırılımı gibi bir alan var. Veya Cihan Hanım'ın kitabında beton duvarlardan şikayet ediliyor. Ama bir taraftan da bunun içerisinde tevhidi bir hayat kurarak, yani aslında bu bir sentezleme diye düşünüyorum ben. Bu kıstırılmışlığı tevhidi aşılabileceği gibi bir şey var. Ben bu tevhidin böyle bir mucizeye sahip olduğuna inanmıyorum. Çözüm önerisi hatta. Dolayısıyla yani şiir üstünden veya bahsi geçen bu gerilimle ilgili az önce sorduğu soru üstünden bakarsak aile olmanın ne demek olduğunu da düşünmemiz lazım. Türkiye'de bir kere İslamcı kadınlar ve İslamcı erkekler ailenin ne olduğunu klasik eserlere bakarak tayin etmemişlerdi. Aile tanımı yoktur. Şu anda Türkiye'de bakın Aile Bakanlığı var ama ailenin tanımı mevzuatta yok. Aile nedir kavramı boşluktadır ve bu konuda İslamcılar bir fikir de vermiyorlar. Ama Kınarızade'ye gittiğiniz zaman, Tusi'ye gittiğiniz zaman, İbn Sina'ya gittiğiniz zaman bir aile tanımı var. Aile ne demek? Aileyi ben anlatırsam belki bu sorunuzun da cevabı olacak ve bu şiirleşmeyle ilgili belki de bir açılım sağlayabilir. Aile bizim İslam klasik kitaplarda 5 bileşenlidir. Yani karı koca, çocuklar, ebeveyn, hizmetçiler, bu hizmetçiler derken yani sokaktan bulduk getirdik öyle bir hizmetçi değil. Dul kalmış, kenarda köşede kalmış, ev bulamamış, sizin yanınıza sığınmış, sizin de onlara hani şu bacı kalfalar falan var ya o tür yani aileden birisi olmuş anlamında bir hizmetçi artı üretim aletleri. Bugün klasik geçmiş evlerimize gidin, Denizli'ye gidin, Balıkesir'e gidin, orada evlerde dokuma tezgahları vardır. Bugün bir bünyan halıyı dokursanız bir sene değil iki sene çalışacak kadar para kazanabilirsiniz aslında. Ama kalkıyor 1500 liraya köyünü bırakıyor geliyor. Burada kocaman ben patriyarki var diyor. Ben burada erkek egemen bir kültüre karşı çıkıyorum. Onun için ben şehre gidip okuyacağım çalışacağım diye geliyor burada 1500 liraya patrona çay götürüyor. Şimdi ben bu mantığı anlamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aile bizde aile bir işletmedir. Bütün tımar sistemi, Osmanlı'nın tımar sistemi yani 1200'lü yıllardan 1450 yıllara kadar oluşturulmuş bu toprak sistemi bir hane işletme sistemidir. Ve Farabi'nin Medinetül Fazıla kitabını bir de bu gözle okuyun. Diyor ki toplum hanelerden oluşur, hanelerin birleşmesiyle mahalle oluşur, mahallelerden şehir oluşur. Şimdi mahallede şöyle bir şey arkadaşlar, mahallede hırsızlık olduğu zaman ve faili meçhul olduğu zaman mahallenin tamamını bu hırsızlığın tazmin etmek zorunda. Yani mahalle dediğimiz şey böyle bir şey. Bugünkü yerler mahalle falan değil. Yani kendinizi kandırmayın. Şu anda kurduğunuz mahalli idareler sistemi bir mahalle sistemi değildir. Osmanlı'nın ve İslam'ın yani Farabi'nin ve Osmanlı'nın getirdiği mahalle değildir bunlar. Anlatabiliyor muyum? Bu herhalde bir cevap olabilir. Yani balkon ve daire arasındaki tevhidle aşılma meselesi edebiyat olsun, sosyologların olsun getirdiği argümanlar benim anlattığım alanda değil diye düşünüyorum. Eyvallah hocam, bir de ilk soruyu yani hani yoğunlaşmanın aynileşmeye yani bu alanda maçmeye şimdi sabah baktığınız zaman ben hani İstanbul'da da Ankara'da şu anda bu süreç başladı. Bir kere bu bütün metro sistemleri, bütün ulaşım sistemleri, bütün gıda sistemleri insanların hep aynı anda aynı şeyleri yapması üstüne inşa edilmiş. Yani bugün bir ülkede stadyum yapıyorsanız bir şehirde bu şu demektir. Bu topluluk hep birlikte zikir yapacak belli bir zaman. Ne zikri? Ne zikri olabilir? Spor zikri değil arkadaşlar. Bizatihi zikir. En büyük kim? Hani Allahu Ekber demeyeceğiniz bir yer kuruyorsunuz ve kalkıyorsunuz Allah yerine Fener Cimbom diyorsunuz. Burası zikir alanıdır. Bu aynileşme dediğimiz yer buralar. Metroyla herkes aynı saatte gidiyor. Herkes aynı saatte mi dersiniz?
lavaboya gidiyor, ihtiyaç gideriyor. Bunu düşünmek gerekiyor. Niye biz küresel reklam sektörünün getirdiği, hadi şimdi git lavaboya, hadi şimdi git uyu, hadi şimdi git seviş, hadi şimdi git filanca yap emirlerine, komutlarına maruz kalıyoruz. Bu kent meselesinde, bu ulaşım sisteminde, yani lastik tekerlekli ulaşım ve betonla oluşturulmuş bu hücreler, konut, kutular aslında bize bir şey veriyor, bir göstergeler veriyor, emirler veriyor bunlar. Bunlar komutturlar. Yani konut değildir aslında, komutturlar. Yani yap, et, oraya git, tabela. Yani bu bir dil var burada. Size illa yap dese, kalk desem kalkmazsın. Ama işte o korda eğer geçmezsen dolanıp duracaksın. Bir daha geleceksin. Böyle bir sistem kuruyor. Yani itaat mekanizması kuruyor bu. Onun için aynıleşme zaten göstergelerin kendisinde, yapının kendisindedir. Buyurun efendim. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyada bedenimizle ilgili hususlarda Rahman, devuni olan halimizle ilgili olarak da Rahim olan Allah'ın adıyla. Kent, medeniyet ve şehir üzerine az önce de ifade edildiği gibi iki ayrı tanım, iki ayrı tarif üzerinden hareketle bir paradigma oluşturmaya çalışıyoruz öpeyden beri. Ve bu tanımı da Emrullah Hamdi'nin şehir üzerine gerçekleştirdiği şu tanıma dayanıyoruz. Şehirden maksat, varisi, hakimi, müftüsü, kurulan, kanunların uygulanma imkanı olan yerdir. Şehrin bitişinde olan yerler de şehre aittir ve burada oturanlara cuma namazı farzdır. Dolayısıyla Osmanlı klasik şehir ve pazar bir ikiliği ya da birlikteliği anlamında düşünüldüğünde şehir cuma kılınır, pazar kurulur olan yerdir tanımına uygun bir tarif karşımıza çıkıyor. Bu tarif günümüzde modern toplumda Müslümanlar tarafından şu anda sürdürülmüyor. Başka bir tanım, başka bir yaklaşım insanlarımızı bağlamış durumda. Bugün diyorlar ki Batı'nın kenti bizatihi Allah Resulü'nün Medine sitesi dediği şeyin bir karşılığı olarak vardır. Bu ikisi birbirinin benzeridir, aynısıdır. Bunu Murat Belge'den tutun Kürşat Burmi'ye, bizim Müslüman camiadan değişik yazarlara kadar hemen hemen birçok kişi böyle değerlendiriyor. Fakat biz az önce verdiğimiz tanım çerçevesinde bu şehir meselesini pazar ve din ilişkisi içerisinde tanımladık. Sunumun hemen başında bir ikaz yapmak istiyorum. Türkiye 9 milyon kadar binayı yıkıp yeniden yapmak istediğini epeyden beri konuşuyor. Burada gördüğünüz gibi bir şirketin yönetim kurulu başkanı bu konuda 6-7 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılacağını ve bir maliyet ortaya çıkacağını ifade etti. Sadece böyle bir kuruluş tarafından, özel bir şirket tarafından değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da deklar edilmiş, kabul edilmiş bir düşüncedir. 6-7 milyon kadar binanın yıkılacağı ve 19 milyon, 20 milyon konut. Yani bina ayrı, konut ayrı arkadaşlar. Binada 4 katlı bina olduğunu düşünün. Belki 8 tane daire var. Bu çerçevede 20 milyon, 19 milyon da deniyor burada. Ama 20 milyon konut, yani daire yıkılıp yeniden yıkılacak. Birinci ikazım bu sürecin sizi beklediği, yani önümüzdeki dönem mimarlar olarak siz bu sürece bir şekilde dahil olacaksınız. Bu tabii çok büyük bir maliyet oluşturacak Türkiye açısından. Neden 6 milyon 7 binayı, 6-7 milyon binayı
yıkıp da yine aynı yerde yapacağız sorusunu soruyorum burada. Acaba iki katlı ev mümkün mü? Çelik Eren Gezgin ismini duyursanız kendisi yüksek mimar olur. Ve şöyle bir hesap yapmış. Ortalama bir büyüklükte Türkiye haritasının işte bir parmak, iki parmaklık genişlikteki alanına herkese işte 200 metrekare hesabıyla bir arsa versek, üstündeki katlı ev yerleştirsek Türkiye'nin bütün nüfusunu içine alabilir. Telefon numarası. Faiz alınmayacak dedi. Dolayısıyla bu Yahudilerin zaten varlık sebebi pazarın tekelleştirilmesiydi. Yani rekabet edemediler. Bunun üzerine bir bahaneyle, değişik bahanelerle Müslümanlarla anlaşmalarını bozdular. Yeniden Mekke'yle mütevip olmak istediler ve savaş buradan çıktı. Yani bu hadise, Medine pazarının hadisesi bildiğimiz birikimci, işte Müslüman zengin olmalı tırnak içindeki o noktaya, o ideolojiye ters bir şeydi. Dediğim gibi muahat dediğimiz, kardeşlik dediğimiz hadise üçüncü konusudur bu. Hazreti Peygamber dedi ki Mekke'den hicret edenlere, sizler Medine'deki Müslümanlarla kardeş olacaksınız. Kimse, kimsenin aleyhine olmayacak. Bununla Hazreti Adem'in yapmış olduğu mesleki tayin arasında hiçbir fark yoktur. Biz bu hadiseyi uygulamamız gerekirken bunu uygulayamadık. Ya da kısmen uygulayabildik tarihin değişik dönemlerinde. Dolayısıyla ben burada ne söylemiş oluyorum? Demek ki İslam şehri öncelikle mimari bir tasavvur değildir. Bir toplumsal dindarlıktır. Ve bunu yapmak için de bir dininiz olması gerekir. Pazarın ve mesleklerin teşkil edilmesi gerekir. Ve ahkam, hukuk, adalet gerekir. Bu üçünü sağlamadığınız takdirde bir şehir kuramazsınız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir din, komşusu evsizken, komşusu işsizken bizden demez. Yani ekmeği verirken, işte bir sandviç verdim, bugün çok mutlu oldum, büyük bir iyilik yaptım diyen Müslümanlar, o insanların iflas etmesinin sebepçisi olmaması gerekir. Bir alışveriş merkezi kurdum, 100 tane esnafı batırdım diye de düşünmesi gerekir demek istiyorum. Bir alışveriş merkezi kurdum, işte bu mahallede 2000 kişiyi iflas ettirdim ama acayip büyüdüm, üstüne aldım bu parayla da gidip bir yerde vakıf kurup, İşte Müslüman öğrencilere ben hizmet ediyorum, diyor mesela. Böyle bir ters bir mantık olamaz. Yani hiçbir sahabe, hiçbir sahabenin işçisi olmamıştır. Meslekler üstünde inşa edilmiş bir toplumdan bahsediyorum burada. Bunun için de adalet gerekiyor. Bu sunumumun birinci argümanı. Yani şehir neden, benim anladığım şehir neden şehirdir. Meselesi bu. İkincisi uygarlıklar meselesi arkadaşlar. Bütün uygarlıklar enerji kullanırlar. Enerji kullanmayan bir uygarlık olmaz. Bütün enerjiler, bütün uygarlıkların kendisine göre kullandığı bir enerji var. Mesela Firavun köle emeği kullanıyordu. Firavun'un kullandığı enerji köleydi arkadaşlar. Kapitalizm işçi emeği ve makine kullandı. Çocuk değil mi? Bugünkü tartışmalar çocuk istismarı. Emek istismarı olarak da geçti bir zamandır. Hani bu kapitalizmin enerjisiydi arkadaşlar. Bakın bunlar da kadın emeği. Bu özgür olduklarını düşündükleri bir anda yakalandıkları hapishanedir aslında. Modern dönemin, yani şu anda yaşadığımız dönemin enerjisi de elektrik ve robot teknolojisi.
eğer hayatımızdan elektriği kaldırırsak hiçbir şeyi çalıştıramayız. Yani bugün kentleşmenin sürdürücüsü olan şey aslında elektriktir. Dolayısıyla bu yoğun bir nüfus sıkıştırmasına, bir nüfusun yoğunlaştırılmasına, bunları belli yerlerde, belli merkezlerde toplanmasına sebep oluyor. Bu yoğunluk arttıkça binalar da artıyor. Yani bizim uygarlıkla ilgili bütün o, hani ben neden medeniyet diyorum da uygarlık demiyorum, işte bu uygarlığın kullandığı enerjiden kaynaklanıyor bu. Bugün altyapı dediğiniz, sizin teriminizde altyapı dediğiniz şey aslında yol, kanal falan meselesi değildir. Altyapı bilinmesi lazım ki enerjidir arkadaşlar. Siz 30 katlı, 50 katlı bir bina yapmak istiyorsanız elektriğe muhtaçsınız. Elektriksiz hiçbir şekilde hareket edemezsiniz bir toplumda. Ve o elektrik bittiği nasıl biter? Örneğin şu anda doğalgaz bitecek. Ona karşı bir takım kayalar falan şu anda bahsediliyor. Kayalar üstünden enerji veya bor üzerinden enerji veya hidrojen üstünden enerji üretmeye, nükleer enerji üstünden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu medeniyetin dediği tırnak içinde varlığını sürdürebilmek için ve bu sürdüğü sürece bu yoğunluk artacak ve arttığı sürece hepimiz bu mekan dizaynında işte 600 bin liralık, 700 bin liralık, 1 milyonluk, 1,5 milyonluk konutlara borçlu olacağız. Yani uygarlık öyle bir şey ki borçlu üretiyor ve borç üretiyor. Bu bir kapitalist faiz meselesi, bir faiz hesabından bahsetmiyorum. Bu konuda da Türkiye'de çalışmalar var. Ben bugüne kadar ortaya çıkartılmış işte faizci sömürü düzen falan gibi söylemlerin tekrar edicisi değilim burada. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani bu bir sistem meselesi. Bugün Türkiye'de kentleşmenin yarınki imar edicileri olarak 10 katlı binayı yıkıp yerine 50 katlı binalar yapacak olan insanlar olarak size bir şey söylüyorum. Sizler köle üreteceksiniz diyorum. Buraya temas ediyorum ya. Yani. Ve bunu enerjiyi nasıl yapabiliriz sorusunun üstüne bina edeceksiniz. Mesela uygarlık dediğiniz şey enerjidir. Biz Müslümanlar Batı'nın kullandığı enerji modellerini kullanarak aslında batılılaşıyoruz. Kendi fıkhımızı kaybediyoruz noktasına getirdim ben fikrimi. Benim az gelişmişlik üstünlüktür'deki vurgum Batı'nın enerji kullanım modellerini reddetmekle ilgili. Yani Türkiye'de bazı yazarlar güneş enerjisi üstünden yeşil ev ya da yeşil konut, yeşil bina çalışmaları yapıyorlar. Ben bunu da Batı paradigmasının içerisinde olan bir çözüm olarak görüyorum ve bunu kabul etmiyorum. Yani bizim bu elektrik üstüne bina edilmiş enerji felsefesini bir şekilde aşmamız gerekiyor diyor. Her enerji kendi üretim biçimini ve toplum biçimini dayatır diyorum yani aslında. Bir de aydın sorunu var arkadaşlar. Müslüman aydınlar Batı kentini model olarak gördüler ve bu modeli bize güzel gösterdiler. Yani dediler ki evet bak ne güzel işte Londra, Paris medeniyetin şahıdır. Bunu Namık Kemal söylüyor. Arkasından gelen aydınlar da söylediler. Bunlar aslında petrol, elektrik ve beton demek istediler. Ben zaten bu üç mamülün ölü madde olduğunu düşünüyorum. Yani betonda varlık yaşamaz arkadaşlar. Sentetik bir şey. Yani bizim iman ettiğimiz bir şeyde kesinlikle tabi olan bir konut bulamazsınız. Petrol ürünü her şeyde petrol ürünü. Yani şu bilgisayarın aksamından otomobillere kadar her şey ölü maddedir. Biz bunun üstünden bir istediğimiz fıkhi, ahkami anlamda bir medeniyet tasavvuruna erişemeyiz. Dolayısıyla petrol aynı zamanda yol ve otomobil demektir. Elektrik, baraj ve sanayi mamülü demektir arkadaşlar. Beton da konut demektir. Bu bir modeldir, bize dayatılıyor ve biz de bunu
medeniyet ve şehir diye alıyoruz. Buna itiraz getiriyorum ben. Bunu aydınlar kabul ettiler ve medeniyeti bu şekilde değerlendiriyor. Bu medeniyettir dediler. Buna göre apartmanlar yapıldı. Bakın 1930'larda dolmuşlar yok, fotoğrafa bakarsınız. Bu bizim kayıklar var. Bu bizim, bize ait olan bir şey. Bu da 1950. Demokrat Parti gelmiş iktidar. Anlatabiliyor muyum? Buradaki zihni görmemiz gerekiyor. Yani ne oldu da Müslümanlar bize ait olan bu hadiseyi hiçe saydılar ve şu anda dikkat edin, gemiyle araba taşıma dönemine geldik yine. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yere gidiyoruz. Şu anda İstanbul trafiğini rahatlatmak için gemi kullanacağız, değil mi? Öyle bir karar alındı. İstanbul, ben İstanbul değilim, siz daha iyi biliyorsunuz. Ben Ankara'da böyle Bozkır'ın ortasında ayaz, ruhsuz bir kentte yaşıyorum. Siz maneviyatı yüksek, kaliteli bir şehirde yaşıyorsunuz. Yani siz farklısınız, benden üstünsünüz, daha iyi biliyorsunuzdur. Neticede. Dolayısıyla ne oldu da bu oldu. Yani bu zihniyet değişimi, bunu aydınlar yapıyor arkadaşlar. Bunu aydınlar nasıl oldu da böyle bir şey yaptılar da, işte bu kadar Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Londra Asfaltı, Barbaros bilmem ne falan filan yapıldı ve bu eski paradigma ters yüz edildi ve yeni bir paradigmayla şu anda şehir inşa ediyoruz biz hani sözde. Bu Aksaray, 1966. Millet Caddesi açılmış, diyor ki bakın iki burcun arasında 50 metre genişliğindeki yoldan İstanbul giriş muhteşemdir. Aksaray giriş diyor Aksaray'a. Aksaray şu anda giriş mi? Kiriş mi? Yani şu an biz Halkalı'dayız ya. Yani öyle bir yerdeyiz ki aradan geçen bakın zamana göre yani bu şaşırtıcı bir şey. Ben Ankara'dan bunu görüyorum. Bunu siz de buradan görmelisiniz. Millet Caddesi'nin açılışı arkadaşlar. Vatan Caddesi'nin açılışı. Bakın koskoca bir yol açılıyor ve burada camiler, mescitler, ne kadar tarih eser varsa hepsi yok ediliyor. Yani bu bir aydın katliamı aslında. Yani aydınların ne kadar oryantalist olduğunu kendi aşı. Bu siz olmayın diye söylüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bu siz olmayın. Bir de böyle olacaksınız diye korkum var. İnşallah yanılıyorumdur. Barbaros Bulvarı, Millet Caddesi, Vatan Caddesi arkadaşlar. Bakın caddeler ne kadar geniş o zaman için. Ve 1950'ler dolmuş minibüs bu dönemde geldi. Niçin? Çünkü belediye zayıf. Belediye bu kadar adamı taşıyacak, otomobille taşıyacak imkana sahip değil. Neden? Çünkü siz petrolle hareket ettiğiniz zaman o affedersiniz tırnak içinde dolanıyorum hayvan diyor hani ona. Hayvan değil mi? Hayvana biner mi vatandaş? Hani çünkü petrol fetişizmi yapıyor. Halbuki Kur'an'da diyor ki Allah size etlerinden, nimetlerinden ve bir takım sütlerinden faydalanmanız ve binek olarak, bakın binek olarak binmeniz için hayvanlar yarattık diyor. Şimdi bu ayette nasıl bir temasımız var? Yani bu Mercedes bir hayvan mı? Bu ayeti düşünmemiz gerekiyor bizim. Yani Kur'an'ın neresindeyiz biz? Kur'an okuyor bugün. Türkiye'de binlerce öbek öbek insanlar toplanmışlar, tefsir yapıyorlar. İşte diyorlar ki, ya biz diyor Kur'an tefsiri yaptık, okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, şöyle çalışmalar yaptık, böyle yayınlar yapıyoruz. Peki diyorum, hayvan, abi diyor o geçmişte kaldı ya. Sen ne diyorsun, hangi çağda yaşıyorsun? Sen ne diyorsun abi diyor. Yani peki yarın Avrupa dönerse ne olacak? Ya döner mi kardeşim, bu medeniyet çöker mi ya? Biz gideceğiz, onları aşacağız. Uygarlık seviyesi üstüne çıkacağız. Değil mi? Bütün söylemler bunlar. Dolayısıyla ne yaptık biz? Ya böyle bir sürü adamlar gittik poz verdik bak. Yani normalde insanlar neye poz verir? Arkada bir manzara vardır, poz verirsin. Ama biz otomobilin önünde poz veririz. İnsanlık harikası, mucize. Yani o kadar müthiş bir şey. Bakın hepsi aristokrat çok güzel. Yani nasıl
üst kalite insanlar arabanın önüne poz veriyorlar. İşçisi de veriyor, hepsi veriyor. Yani bu bir fetişizm, otomobil fetişizmi bu. İşte onlara özel müstahdem ayarlanıyor arabalara. Böyle herkes arabaya takıyor ya. Ve bu aydınlar yaptı bunu diye düşünüyorum ben. Bu süreci aydınlar, bunlar aslında kamu bilir kişileridir arkadaşlar. Bunu onayladılar. Dediler ki, mesela Enci Fazlı, bugünkü yazımda Yeni Söz Gazetesi'nde daha da ayrıntılı görebilirsiniz. Şöyle bir sözü var. İslam İnkılabı, milyonluk kitlelere ruhi, harsi, içtimai, iktisadi, idari, siyasi, fenli, en ileri merkez teşkil edecek büyük metropolislerin ilerisidir. İdolatya örgüsü. Sayfası da orada. Allah Resulü'nün camilerinizi sade, evlerinizi ziynetli bina ediniz. Beğendiği hadisleri bu fevkalade nazik ölçünün bizzat kaynağıdır. Demek ki neymiş aydınlar? Onaylamışlar Batı'nın bu kentlerini. Yani Türk muhafazakarlığı bir metropol hayranlığı içerisinde. Onun için kimse kalkıp da ben muhafazakar değilim demesin arkadaşlar. Hepinizin ruh kökünde bir fazla var mı yok. Diyor ki, bakın nur saçan metropoller, nurlu metropoller. Ne kadar yani nur kelimesi falan da geçiyor için. Gece ve gündüz nur saçacak olan bu metropolislerde sokak, meydan ve bütün umumi sahalar teker teker Müslüman kadının başörtüsü kadar güzel ve farklı. Bir güzel başörtüsüyle de ilintilendirdi. Burada da ilintilendirdi. Bu şehir teolojisinin demek ki kaynağında sadece Necip Fazıl tek başına değildir arkadaşlar. Ben bir tane örnek olarak koydum. Yani bizler bir kent Neptünümüz. Bunu kabul edelim. Bizim şehir ideolojimiz falan yok. Şehir felsefemiz falan yok. Bununla hesaplaşmadığımız sürece de bu gökdelenlerin falan yıkılacağı falan yoktur arkadaşlar. Bu borç üreten mekanizmayı yıkamazsınız. Diyor ki Topçu, şehirlerin etrafını büyük fabrikaların bacalarıyla süslemeye özenmemeliyiz diyor. Ama karşılığında diyor ki Necip Fazıl, Büyük Doğu idealinde minarelerle fabrika bacaları tek ve çift hesabıyla aynı sırada, aynı dizide yan yanadır. Demek ki ben biliyorsunuzdur belki, bilenler biliyordur. Ben Topçu ekolünün mensubuyum. Mesela karşı ekol diye düşündüm bu ekolü. Getirdiği bu paradigmayı kabul etmiyor. Bu konuda daha fazla uzatmaya gerek yok. Meramın anlaşıldı diye düşünüyorum bu konuda. Türk siyaseti Necip Fazıl etkilemiştir. Ve bu süreç aynı aydın körlüğüyle devam ediyor. Diye orada bir notum var. Devam ediyoruz. Şimdi günümüze geldik. Demek ki paradigmamızın 3 tane temel sebebini açıklamış olduk. Ve 1980'de başlayan bir süreç var bugün. Artık aile aidiyetini yitirmiş ve emek para harcama ilişkilerini değiştiren yeni bir nüfusla karşı karşıyayız şu anda. Bunlar, ben 80 öncesi kuşağı olduğuma göre aslında bir anlamda bizden sonra gelen kuşaklar oluyor. Ve bu süreç daha da büyüyecek. Yani bu kentleşme sürecinin durdurulacağına ben bu mantaliteyle ihtimal vermiyorum. Sadece dedim ki hani Yunus Emre'nin yaptığı şey, şehre varan feryadı figan koparan için ben buradayım arkadaşlar. Hani Molla Kasımlara geldim ben. Onun için Yunus Emre gibi hani değerlendirilir. Uçuk, kaçık bir adam olarak yani değerlendirilebilir söylediklerim. Bundan gocunmuyorum neticede. Burada fakat sonuçta bir hakikate temas ettiğimizde düşünüyoruz. Bir söylem üretilemiyor bugünkü durumda. Şimdi Almanya ile Türkiye arasında bir kıyas yapacağız. Türkiye'nin 783.000 civarında 1000 kilometre bir düz ölçümü var. Almanya'nın 357.000 kilometre. Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı 80 milyon. Almanya'nın da 83 milyon. Bu konuda itirazı olan var mı arkadaşlar? Şimdi
Almanya'nın şehirlerinin en yüksek nüfusu 4 milyon. Türkiye'de ise biz 50 milyon olmaya çıkıyoruz İstanbul için. Burada biz herhalde daha akıllıyız ki nüfusumuzu arttırmaya çabalıyoruz değil mi? Yani Almanlar ne diyecek bu işi? Aynı nüfus var. Yüzde ölçümü daha küçük onlarda. Ama onlar bilmedikleri için bizim gibi yapmıyor. Biz daha iyi biliyoruz. Türk'ün aklı yani bizimki daha üstün bir akıl. Bakın 3.471 Berlin. Yani listeyi görüyorsunuz. Şu anda devlet bir karar aldı. 38 tane ilçe il olacak. Değil mi arkadaşlar? Alanya mesela, Manavgat falan bunlar il olacak. Beypazarı il olacak. Bunların nüfusu kaç olabilir? 100 bin, 200 bin civarında. Bunlar il olacak ve daha sonra da şunu yapacaklar. İşte Beypazarı mesela 750 bine çıkarsa büyük şehir olacak. Yani öyle bir proje bu aslında. Ve buralarda üniversite kurulacak arkadaşlar. Yani sizin rakipleriniz olacak. Yani Türkiye'de her şehirde, yani 119 şehir olacak, en az 119 tane üniversite olacak demek. Bunun ne olacağını yani toplumsal olarak bizi nereye götürdüğünü de hani ikaz olarak söylüyorum bunu. Düşünmeniz gerekir. Şimdi Ankara'da 500 bin ya da Türkiye'de 500 bini geçen şehir ilçeler. Yani Almanya'nın şehir nüfuslarına bakın, Çankaya 922 bin. Böyle şehir ilçe olur mu arkadaşlar? Böyle bir yani bu paradigma bu kadar yıkılır mı ya? Hadi yıkarsın da bu kadar yıkılır mı ya? Yani Türkiye'nin bu konularda ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Yani mimarlar olarak sizin de düşünmeniz gerekiyor. Çünkü ürettiğiniz şehirler kesinlikle çözüm değil. Bakın şimdi mevzuat 750 bin lira, 750 bin nüfusa ermiş beldelerde büyük şehir statüsü var. Büyük şehrin kanunu var. Büyük şehrin içerisindeki ilçelerin de kanunu var. Türkiye'nin köy kanunu da var. Ama şehir kanununuz yok arkadaşlar. Yani hangi mantıkla biz şehirler kuruyoruz? Kanunu yok. Onun için 100 bin nüfus alsana bir şehir. Mesela Bayburt'un nüfusu kaç? 80 bin nüfuslu bir yer kiminle yönetiliyor arkadaşlar? Keçiören nüfusu kaç? 1 milyon. Kiminle yönetiliyor? Kaymakamla yönetiliyor. Böyle bir idare olabilir mi? Bu kadar çelişki olabilir mi ya? Yani 80 bin nüfuslu bir yer valiyle yönetiliyor. 1 milyon nüfuslu bir yer. Üstelik Büyükşehir Kanunu'na göre Keçiören'in aslında büyük şehir olması gerekiyor. Yani eğer nüfussa kriter. Dolayısıyla ben Türkiye'de Müslümanların her alanda düşünce eksikliği olduğunu düşünüyorum. Buraya bir müdahale etmek gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Yani öyle böyle değil yani. Gece gündüz yemeden içmeden çalışmamız gerekiyor. Bu konularda çalışmamız gerekiyor. Ama akşama gittiğimiz zaman televizyon var. Evet, yani bir takım başka sosyal aktivitelerimiz var. Onun için biz bu konularda çalışabiliriz. Bu benim söylediklerim tabii bir ütopya gibi değerlendirilebilir. Ama söylediğim şey Türkiye'nin idari ve siyasi yapısıyla ilgili önemli eleştiriler olduğunu düşünüyorum. 38 ilçe il oluyor arkadaşlar. Ve bu süreç başladığında rakiplerimiz olacak demektir. Birçok yerde mimarlık fakültesi olacak. İş artık aslanın ağzında falan olmaktan çıktı yani. Birçok başka süreçler başlayacak. Bakın Alanya'nın nüfusu 688 bin. Böyle bir ilçe anlamımız var yani. Böyle anlamlandırmamız var. Yani biz aslında çok büyük bir sorunun içerisindeyiz. Çünkü mevzuatımız yeterli değil. Bu yapısal değişmelere yönelik yani yapı mevzuatın çok çok ötesinde koşturuyor. Ve yeni bir tasavvur geliştirmek kaçınılmaz.
eğer bu tasavvuru geliştirmezseniz İslami anlamda şey yapıyoruz. Bunu da görelim. Eski toplumlarda, Amerikan toplumlarında kumarbazlar ve gayri ahlaki yaşayanlara üstüne zirt dökülüp onun da üstüne tüy dikilirdi hatırlarsanız. Biz bu tasavvuru Müslümanlar olarak şu anda özümüz olan toprağa yönelik yapmaktayız şu an. Yani toprak temiz, biliyorsun temizleyendir, tevhüm edeceğimiz bir varlık alanıdır. Ve biz buraya kumarbazlara ve gayri ahlaki yaşayanlara yapılan muamelenin benzeri bir şekilde asfalt döküyoruz. Böyle bir muamelemiz var. Yani kirletilmiş bir varlıkmış gibi davranıyoruz toprağa. Dolayısıyla betona da gömüyoruz insanları. Eğer cenazeye gitmişsiniz varsa yakınlarda, Ankara için konuşuyorum, betona gömüyoruz insanları. Üstüne bir hoş toprak döküp kapağı kapatıp onun üstüne toprak atıyoruz. Yani toprağa gömüyoruz ölülerimizi. Dolayısıyla ben bu kullandığımız malzemenin ne olduğunu da biraz deşifre ederek bir şeyler hani ifade ediyorum. Bu tabi bir tasavvurdur diye düşünüyorum. Yani bu yükseltmeyi bir firavun meselesi, yani bir firavun zihniyeti olarak da değerlendiriyorum. Çünkü firavun Haman'a kule yapmasını ve orada Musa'nın ilahına, tanrısına çıkıp bakmak istediğini ifade etmişti. Dolayısıyla bu hadiseyi ben teolojik anlamda sıkıntılı görüyorum, bu yaklaşımı. Sizin de belki bileceğinizi düşündüğüm Le Corbusier bir mimardır. Bu Fransa'nın ve aslında mimarlığın da özellikle Dünya Savaşı sonrası dünya mimarlığının önde gelen hem mimarıdır hem yazarıdır. Onun bir Paris düzenlemesi var. Bu zihniyet burada çıktı ilk önce 1925'lerde. Aslında Tanrı'nın yeryüzünün uzanmış eli haline getiriyordu mimarlığı. Bu Le Corbusier. Yaptığı şey aslında Maradona'nın ben Tanrı'nın eliyim dediği şeyden çok farklı değil. Herkes kendi sahasında Tanrı veya Tanrı'nın eli olmaya çalışıyor. Dolayısıyla mimarlık kendisini nerede olduğunu yani teolojik durumunu değerlendirmeli diye hani düşünüyorum. Ve bu teolojiyi, bu bilgi ve teknoloji, yani bu epistemolojik temeli mutlaka bir eleştiri süzgecinden geçirmeli. Ve ona göre değerler üretmeli diyorum. Ben bir evin satış için yapılması meselesine karşıyım. Çünkü ev bana göre namus demek. Bugün aranızdaki bazı mimar adayı arkadaşlar, biz ev satıyoruz dediler. Ev satılmaz arkadaşlar. Ev inşa edilir ve ev satılan bir meta değildir. O size zihniyetimizin en önemli kırılma noktasından bir tanesi de ev satmak. Ev satmak, vatan satmaktır bana göre. Bu nedenle bu konuda da bir düşünce gelişmesi gerekir. Bu Le Corbusier'in kitabından bir bölüm. Buraya almamın sebebi şu, bir zihniyet dönüşümünü ifade ediyor. Doğal malzemeyi dönüştürerek yeni malzeme adı altında çimento ve kireç, demir profiller, seramik, yalıtım malzemeleri, boru tesisatı, demir kravat, su geçirme sıvalarla seri üretim mantığıyla bir tasavvur değişmesine sebep oluyor kendisi. Bunu açıkça savunuyor kendisi. Yani bu malzemelerin şu anda kullanıyor olmanızın temel sebebi aslında bir Fransız paradigması. Ve bunlar diyor ki bakın bazı uzmanlık alanlarında teknisyenler işe aldı, su hizmetleri, aydınlatma, hızlı bir gelişim içinde, merkez ısıtma, da duvar ve pencere stüktürü göz önüne alındı ve sonuç olarak taşın bir metre kalınlığındaki duvarları oluşturan güzel doğal taşın pabucunun rufla yapılan çift bölümler tarafından dama atıldığı görüldü. Ve çatıların suyunu akıtması için artık sivri olması gerekmiyor falan deyip bir takım şeyler, yani ölçüler getirdi Le Corbusier. Ve bu
En alttaki satırları okursanız bir taylorizm, yani seri üretim konut imalatı. Yani bu satmak için meta olsun diye konuta eğildi ve bugün mimarlık fakülteleri, yanlış anlaşılmasın ama bence bu zihniyeti yürütüyorlar diye düşünüyorum. Bakın ikinci satırın sonuna doğru, fabrikalarda konut üretemez miyiz diye soruyoruz diyerek bunun geldiği noktayı şifrelerini veriyor. Yani konutu fabrikada üretmek gibi bir zihniyete gelmiş bu fikir. Ve sonra da ısmarlama konuta son verilecektir diyerek sipariş konutu yok. Arkadaş diyor, biz imal edilmiş mamül madde olarak konut istiyoruz diyerek bir zihniyet oluşturuyor. Biz bu zihniyeti şu anda okutuyoruz ve bunu pratik ediyoruz diye düşünüyorum. Evet, bu binalar haç şeklinde yapılmıştır kendi bölgesinde. Bunlar onun Paris için düşündü. Bunlar da daha sonraki benzerlerinin işte tabiata perde çekerek oluşturduğu konut biçimleri. Bunlar şu andaki Türkiye'deki konutlar arkadaşlar. Bunun önünde fotoğraf çektirerek, ben işte bu konutu aldım bak gördün mü diye fotoğraf çektirerek insanlar ürünüyor artık. Ve geleceğimiz yer de burası arkadaşlar. Yani bu kent yanılgısı üstüne mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Ama bu kent yanılgısı nedir? Benim sürem nasıl bu arada arkadaşlar? 5 dakika daha. Peki. Şimdi ben Türkiye'deki medeniyet tartışmalarında medeniyet tartışmacılarının kullandığı bazı yanlış kavramlar, yani yanlış anlamlandırmalar, yanlış karşılıklar üstüne çalıştım epeyce. Onlar aslında civilization, umran, hadara, uygarlık ve kültür ya da devlet, site devleti kavramlarının karşılığı olarak medeniyet kavramını kullandılar. Dolayısıyla medeniyet kavramı din kökenli, yani dinden türetilmiş bir kavramdır. Medeniyet, deyne, din kavramından türetilmiş bir kavramdır. Dolayısıyla bu kavramın kesinlikle uygarlık, civilization, kültür gibi, hadara, umran gibi kavramlarla bir bağlantısı yok. Yani umran nedir? İmar etmekten geliyor. Mimar nedir? Umranı yapan adam demektir ya da kadın. Yani umran kelimesi, mimar kelimesi arasında bir bağ var. Yani siz de umrancısınız ama ben medeniyet savunuyorum. Benim son kitabım Umran'dan Medeniyete. Bunun için böyle. Yani siz nerede durduğunuzu, kavramsal alanınızı bilirseniz ancak düşünce üretebilirsiniz ve kendi mesleğinizle ilgili bir vizyon sahibi olabilirsiniz. Dolayısıyla ben bunu Medine kavramıyla medeniyet kavramını birbirine benzer bir alanda düşünüyorum. Medeniyet dediğim şey Müslüman toplumun dindarlığıdır. Medine'de Müslüman toplumun yaşadığı mekan alanıdır ya da Müslüman toplumsallıktır diyorum ben. Şimdi bununla bugüne kadar Medine ve medeniyet üzerine yazan arkadaşlar arasında çok fark var. Mesela mesela demeyeyim, örnek yani isim vermeyeyim burada. Bir grup insan medeniyeti mimarinin göstergesi, mimari olanın yansıması gibi değerlendiriyor. Bir kısmı diyor ki, işte mesela tek dişi kalmış canavar nedir? Medeniyet. Yani teknolojiyle medeniyeti eşitlemiş ve bunun üstünden fikir üretiyor. Şimdi eğer medeniyet tek dişi kalmış canavarsa siz o kavramı ötekileştirmiş oluyorsunuz aslında. Ama kavram bize ait. Demek ki burada paradigmal bir sıkıntı var. Dolayısıyla ben bu medeniyet kavramı üstüne yapılan bu anlam çarpıtmalarını, anlam kaymalarını aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim için kent, sınıflı toplumlar üreten bir alanken medeniyette az önce ifade ettiğim gibi sınıf olmaması gerekiyor. Yani bir yöneten, bir yönetilen olabilir ama bir patron, bir işçi olamaz. Yani Hazreti Peygamber'in konuş olduğu toplumda veya şöyle hatırlayın, işte işçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz. Bunu bildiğimiz bugünkü 4857 sayılı kanunla var olan işçilik gibi alıyor insanlar. Halbuki o dönemde böyle bir işçi patron diyerekliği yok ki. O dönemin işçisi aslında işçi değil o, istisna aktidir. Yani hukuk, mimarların hukuk eğitimi de alması gerekir diye düşünüyorum.
bu imar hukukunun dışında başka bir hukuk olması gerekiyor. Yani imar hukuku öğretiyorlar size. Ama hukuk öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki istisna akdi demek, mesela bir bina sipariş geldi size, dedi ki bana şöyle bir proje yap ve bunu da binayı da sen yap dedi. Yani sahabe dönemi mimarlar yok ki. O dönem bir takım kişilere gidiliyor. İşin erbabı olan kişi duvarı yap diyor, duvar yapıyor. İşte kılıç yap diyor, kılıç yapıyor. Bu istisna akdinin konusudur. O bunu yapar, teslim eder, karşılığında der ki arkadaş bunun ücreti atıyorum 5000 lira yaptığım o kılıcı, 5000 lira. Bu 5000 lirayla bu kişi 2 ay, 3 ay, 6 ay yaşayabilir. Yani kalkıp da emeğini piyasaya arz etmek zorunda değil. Yani Marksistlerin söylediği anlamda emeğinden başka hiçbir mülkiyeti yoktu bu konumda değil bu insanlar. Dolayısıyla eğer işçilik böyle konumlanmışsa Hazreti Peygamber zamanında, biz bugün kalkıp da işte işçi üretelim, işçiler olsun, ondan sonra da onlara ücretlerini verelim, sonra bunlar gitsin kira versinler bize, tekrar verdiğim ücretleri geri alalım diye bir mekanizma kuramazsınız. Bugün asgari ücret dediğiniz olay neredeyse bir kira bedeli haline gelmiştir. Yani böyle bir mekanizma olabilir mi? Müslüman Müslümana bunu yapar mı? Bana göre yapmaması gerekir. Dolayısıyla medeniyet kavramını Müslümanların toplumsallığı, işte komşusu evsizken kendisi ev sahibi olmayan, yani böyle bir kardeşlik üstünden imal etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve şehri de baştan beri ifade ettiğim kriterlerde, yani adalet yurdu anlamında, Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğu anlamda değerlendiriyorum. Eğer biz buna dönmeyeceksek, dönemezsek, Batı'nın kent dediğimiz bu sistemlerine ve aslında sömürü üreten yapılarına mahkum kalırız diye düşünüyorum. Zannederim herhalde süren bitti. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Eğer sorun varsa soru da alabileceğimizi söylemişlerdi. Edebiyat, özellikle şiirde eleştiri getirdiğini düşünüyor musunuz? Mesela İsmi Güzel hani özelinde şehir ve şehirli problemini yansıtabildiğini düşünüyor musunuz? Ve hani buna dayanarak, buna bağlı olarak mimari ile şiir arasındaki bağı nasıl görüyorsunuz? Yani edebiyat şiir. Şimdi ben Batı'da da Baudelaire var biliyorsunuz. Paris sıkıntısını yazmıştı ve Necip Fazıl da Kaldırımlar şiirini aslında Baudelaire'e izafeten yazdığını düşünüyorum. Yani hocam burada. Buyurun. Yine oradan Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiirinin bir kısmını da Arak, yani tırnak içerisinde edepsizlik olmasında o arakladığını söylüyor ve ispat ediyor yani. Evet. Yani şimdi bu eleştiri bir kere Necip Fazıl biliyorsunuz Paris'i gündüz yaşamamıştır. Gece yaşamıştır ve başka bir yerde yaşamıştır. Evet. Dolayısıyla onun o eleştirisini bir şehir eleştirisi olarak mı göreceğiz? Veya Türkiye'de son 80 sonrası dediğimiz kuşaklarda şehir eleştirisi var dediğiniz ama mesela metroda cuma namazı diye de bir şiir var ve eleştirel olduğu söylenen bir ekol tarafından, halkçı olduğu hani tırnak içinde komünist olduğu söylenen bir ekol tarafından yazılmıştır. Acaba metroda cuma namazı kılınabilir mi? Yani Ankara'da metro da cuma namazı kılınıyor. Metronun neredeyse yarısından fazla yol geçiş yolunun çoğunda insanlar hasırları seriyorlar. Ufacık bir iki adamlık, üç adam geçti, daha doğrusu kadın çünkü orada kadınlar geçiyor, erkekler geçmiyor.
bir mesafe kalıyor ve orada cuma namazı kılınabilir mi sorusu var. Yani yerin altında bir geçiş noktasında cami olmayan bir yerde camiden taşarak oluşturulmuş bir öyle bir kaş göç bir mekanda cuma namazı kılınabilir. Bunu devrimci bir şiir olarak yazdılar. Bu eleştiri mi acaba? Yani bunlar üzerinden bir eleştiri mi var? Yoksa şehirle kendi aralarında kesişik yaşadıkları gerilimden kaynaklanan bir duygu patlaması mıdır? Yani bu neticenin hani şeyi yani tezahürü o şiirdeki o krizi hani görüyoruz. İşte Hüseyin Adnan Soylu görüyoruz, özelde görüyoruz. İşte o zamanki günlük fıkra yazarları işte yani köşe yazarlarını da görüyoruz. Bu krizin şeyi yani. Şimdi balkon şiirini yazıyorsunuz. Kimi kastettiğimi anlayanlar anlamıştır. Balkon şiirinde çocuğun ölmesi meselesi mesele ediliyor. Ama veya Hayriye Ünal'ın evle ilgili şiirinde bir takım konular var ama şu hiç düşünmüyor. Acaba ben burada 5 çocuk yapabilir miyim? Hani bir de siyasi iradenin bir şeyi var, söylemi var. Ve bu söylem İslam'a aykırı değil. Yani asıl kabul edilmesi gereken bir alandan bir şey söyleniyor orada siyasi anlamda. Öbür tarafta da balkon eleştirisi var. Ve argüman ölüm. Yani çocuk balkondan düştü, öldü veya kıstırılmış bir aile var. O kıstırılmış ailenin meşrulaştırılımı gibi bir alan var. Veya Cihan Hanım'ın kitabında beton duvarlardan şikayet ediliyor. Ama bir taraftan da bunun içerisinde tevhidi bir hayat kurarak yani aslında bir sentezleme diye düşünüyorum ben. Bu kıstırılmışlığı tevhidle aşılabileceği gibi bir şey var. Ben bu tevhidin böyle bir mucizeye sahip olduğuna inanmıyorum. Çözüm önerisi hatta. Dolayısıyla yani şiir üstünden veya bahsi geçen bu gerilimle ilgili az önce sorduğunuz soru üstünden bakarsak aile olmanın ne demek olduğunu da düşünmemiz lazım. Türkiye'de bir kere İslamcı kadınlar ve İslamcı erkekler ailenin ne olduğunu klasik eserlere bakarak tayin etmemişlerdi. Aile tanımı yoktur. Şu anda Türkiye'de bakın Aile Bakanlığı var ama ailenin tanımı mevzuatta yok. Aile nedir kavramı boşluktadır ve bu konuda İslamcılar bir fikir de vermiyorlar. Ama Kınalızade'ye gittiğiniz zaman, Tusi'ye gittiğiniz zaman, İbn-i Sina'ya gittiğiniz zaman bir aile tanımı var. Aile ne demek? Aileyi ben anlatırsam belki bu sorunuzun da cevabı olacak ya bu şiirleşmeyle ilgili belki de bir açılım sağlayabilir. Aile bizim İslam klasik kitaplarda 5 bileşenlidir. Yani karı koca, çocuklar, ebeveyn, hizmetçiler, bu hizmetçiler derken yani sokaktan bulduk getirdik öyle bir hizmetçi değil. Dul kalmış, kenarda köşede kalmış, ev bulamamış, sizin yanınıza sığınmış, sizin de onlara hani şu bacı kalfalar falan var ya o tür yani aileden birisi olmuş anlamında bir hizmetçi artı üretim aletleri. Bugün klasik geçmiş evlerimize gidin, Denizli'ye gidin, Balıkesir'e gidin. Orada evlerde dokuma tezgahları vardır. Bugün bir dünyan halıyı dokursanız bir sene değil iki sene çalışacak kadar para kazanabilirsiniz aslında. Ama kalkıyor 1500 liraya köyünü bırakıyor geliyor. Burada kocama ben patriyarki var diyor. Ben burada erkek egemen bir kültüre karşı çıkıyorum. Onun için ben şehre gidip okuyacağım, çalışacağım diye geliyor burada 1500 liraya patrona çay götürüyor. Şimdi ben bu mantığı anlamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aile, bizde aile bir işletmedir. Bütün tımar sistemi, Osmanlı'nın tımar sistemi yani 1200'lü yıllardan 1450 yıllara kadar oluşturulmuş bu toprak sistemi bir hane işletme sistemidir. Ve Farabi'nin Medinetül Fazıla kitabını bir de bu gözle okuyun. Diyor ki toplum hanelerden oluşur, hanelerin birleşmesiyle mahalle oluşur, mahallelerden şehir oluşur. Şimdi mahallede şöyle bir şey arkadaşlar, mahallede hırsızlık olduğu zaman ve faili meçhul olduğu zaman mahallenin tamamını bu hırsızlığı tazmin etmek zorunda. Yani mahalle dediğiniz şey böyle bir şey. Bugünkü yerler mahalle falan değil. Yani kendinizi kandırmayın. Şu anda kurduğunuz mahalli idareler sistemi bir mahalle sistemi değildir. Osmanlı'nın ve İslam'ın yani Farabi'nin ve Osmanlı'nın getirdiği mahalle değildir bunlar.
Anlatabiliyor muyum? Bu herhalde bir cevap olabilir. Yani balkon ve daire arasındaki tevhidle aşılma meselesi, edebiyat olsun, sosyologların olsun getirdiği argümanlar benim anlattığım alanda değil diye düşünüyorum. Hocam, bir soruyu hani yoğunlaşmanın aynileşmeye, yani bu alanda mekanlaşmaya... Şimdi sabah baktığınız zaman ben hani İstanbul'da da Ankara'da şu anda bu süreç başladı. Bir kere bu bütün metro sistemleri, bütün ulaşım sistemleri, bütün gıda sistemleri insanların hep aynı anda aynı şeyleri yapması üstüne inşa edilmiş. Yani bugün bir ülkede stadyum yapıyorsanız bir şehirde bu şu demektir. Bu topluluk hep birlikte zikir yapacak. Belli bir zaman. Ne zikri? Ne zikri olabilir? Spor zikri değil arkadaşlar. İzati zikir. En büyük kim? Hani Allahu Ekber demeyeceğiniz bir yer kuruyorsunuz ve kalkıyorsunuz Allah yerine Fener Cimbom diyorsunuz. Burası zikir alanıdır. Bu aynileşme dediğiniz yer buralar. Metroyla herkes aynı saatte gidiyor. Herkes aynı saatte mi dersiniz? Lobo'ya gidiyor, ihtiyaç gideriyor. Bunu düşünmek gerekiyor. Niye biz küresel reklam sektörünün getirdiği hadi şimdi git lobo'ya, hadi şimdi git uyu, hadi şimdi git seviş, hadi şimdi git filanca yap emirlerine, komutlarına maruz kalıyoruz. Bu kent meselesinde, bu ulaşım sisteminde, yani lastik tekerlekli ulaşım ve betonla oluşturulmuş bu hücreler, konut, kutular aslında bize bir şey veriyor, bir göstergeler veriyor, emirler veriyor bunlar. Bunlar komutturlar. Yani konut değildir aslında, komutturlar. Yani yap, et, oraya git, tabela. Yani bu bir dil var burada. Size illa yap dese, kalk desem kalkmazsın. Ama işte o korda eğer geçmezsen dolanıp duracaksın, bir daha geleceksin. Böyle bir sistem kuruyor. Yani itaat mekanizması kuruyor bu. Onun için aynıleşme zaten göstergelerin kendisinde, yapının kendisindedir. Buyurun efendim. Hocam hoş geldiniz öncelikle.